Gel. Hünkârım. Gel Pargalı. Anlat bakalım. Nedir vaziyet? Hünkârım, nihayet düşman yüzünü gösterdi. Kimmiş bu hain? Piri Mehmet Paşa'nın oğlu Alaaddin. Babasının ve kardeşinin vefatından beni mesul tutuyor. Nerede şimdi? Kendisini sağ yakaladım. Fakat ne var ki canına kıydım. Piri Mehmet Paşa hayli kıymetli bir devlet adamıydı. Onun acı kaybı ailesinde büyük bir yıkıma sebep olmuştu. Her şeye rağmen Alaaddin'in böyle bir ihanet içinde olacağı aklımın ucuna dahi gelmezdi. Allah taksiratımı affetsin. Amin. İskender Çelebi Hazretleri, şeref duydum. Beni kabul ettiniz. Rakel Hatun, duyduğuma göre haremin borçları bir hayli artmış. Vallahi elde avuçta ne varsa verdim. Daha ne kadar devam edecek böyle? Vakti geldi Hatun. Yarın Mahidevran Sultanımıza git, borcunu iste. Ya vermezlerse, ya yine beni kovarlarsa? Zaten olacağı bu. Ama bu sefer susmayacaksın. Bilhassa anlatmanı istediğin biri var alemde. Elbette. Kime anlatacağım? ...ile ilgili iddiaların da böylelikle boşa düşmüş oldu. Aralarında bir irtibat olduğuna dair hala kuşkularım var hünkârım. Bu meseleyi uzatma Pargalı. Sebepsiz yere itham ettin İskender Çelebi'yi. Diyelim ki öyle. İskender Çelebi'nin benim hakkımdaki düşünceleri malumunuz. Her seferinde Müslüman oğlum, Müslümanım deyip... ...kendisini benden daha üstün görüyor. Bu hissiyatıyla zehirliyor insanlar. İlaveten... ...devletin dönmelerden, devşirmelerden arınması gerektiğini söylüyor. Bırak konuşsunlar Pargalı. Sen neden rahatsız oluyorsun? Kim ne derse desin, sen beni takip et, ben seni. We'll be right back.